Normal şartlar altında en sonki büyük seçimde bile Erdoğan'ın aday olup olmaması yoğun tartışmalara konu olmuştu. Hatta muhalifler, hukukçular uzun süre Erdoğan'ın aday olamayacağını belirtmişti. Fakat herkesin beklediği gibi böyle bir şey olmadı. Erdoğan aday oldu, kazandı. Dile kolay 21-22 yıldan bahsediyoruz. Benim yaşamımın tamamı Erdoğan'la geçti. E tabii ki siyasetçilerin de doğal yaşam süreleri var. Ya bir noktada ölecekler, ya sağlıkları bozulacak ve bırakmak zorunda kalacaklar. Ya seçilmeyecekler, ya az oy alıp kaybedecekler, ya da hukuken artık daha fazla siyasette barınamayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tam da bu konuyla alakalı çok önemli bir açıklama yaptı. İktidar destekleyicilerine göre boğaz düğümleyici bir video. Buyurun Erdoğan'ın dün söylediği ve gündem olan o final açıklaması. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. Ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımı da buna göre atmamız lazım. Evet, Erdoğan resmi olarak siyaseti artık bıraktığını, 31 Mart'ın son seçimler olduğunu söylüyor ve yasanın verdiği yetkiyle diye de bunu belirtiyor. Şimdi bunu belirtmesinin çok önemli bir sebebi var. Çünkü aylardır yeni anayasa tartışmaları devam ediyor. Ve Erdoğan'ın da aslında kastettiği tutum şu: yeni anayasa olmalı, yasaya göre bırakıyorum. Yoksa bırakmak istediğim için falan değil. Yani açıklamasında çok yoruldum ya da doğal koşullardan dolayı bırakıyorum, emekli oluyorum gibi bir açıklama yok. Yasaya göre bırakmak zorundayım tarzında bir açıklama var. Ve burada net bir şekilde yeni anayasaya göz kırpılıyor. Dediğim gibi çok uzun süredir tartışılan bir mesele. Çünkü Erdoğan anayasayı değiştirmek istiyor. Normal şartlar altında gerçekten güveneceğim bir iktidar olsa ben de bu anayasanın değiştirilmesini isterim. Çünkü bugün kullanılan anayasa bir darbe anayasası aslında. Ve anayasamızın içerisinde çok fazla çelişkili madde, modern hukukla açıklanamayacak şeyler var. Fakat günümüz iktidarına bu anayasayı bırakırsak ve değiştirmeleri için onay verirsek işte o zaman ne olur bilmiyorum. Ve Erdoğan'ın da ana hedefi zaten bunu değiştirebilmek. Final açıklamasının altında da bu sebep yatıyor. Tabii ki yalnızca bu sebep yok. Aynı zamanda seçimin ne kadar önemli olduğunu kendi seçmenine bir kez daha hatırlatıyor. Eğer belediye seçimlerinde kötü bir sonuçta çıkarsak, bakın onlar güç kazanır, biz de anayasayı değiştiremeyiz. Anayasayı değiştiremezsek beni bir daha göremezsiniz. Keza Erdoğan başka bir açıklamasında 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası. Tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de diyor. Abi, 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası ve bu dönüm noktasında Türk İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Tüm İslam dünyasının gözleri bir belediye seçiminde neden Türkiye'de olsun ki? Ne kadar saçma bir açıklama. Dini bir lider falan mı seçiyoruz? Ama dostlar, dediğim gibi bu gibi açıklamaların altında aslen anayasa meselesi yatıyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu köprüden önce son çıkış dedi bu seçime. O yüzden bugün Erdoğan bu benim için bir final dedi. Her ne kadar bir belediye seçimi olsa da ve yine geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçimi kadar hayatımızı değiştirmeyecek olsa da önümüzdeki seçimler de bir hayli önemli. Tabii Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra muhalifler kaynakları tarafından ve Erdoğan'ın aslında son kez adaylık açıklamalarını ilk kez yapmadığını bulmuşlar. 2009 yılında, 2012'de, 2022'de ve bugün 2024'te Erdoğan yine aynı şeyleri söylüyor. Kimler geldi, kimler geçti bu makamlarda? Biz de gelip geçeceğiz. Bakın ben açıkladım. 2011'de Allah ömür verirse benim son kili adaylığımdır dedi. Ben tükürdüğümü yalamam. Erdoğan Eskişehir'de partisinin ilk kongresinde yaptığı açıklamasıyla yine gündemi belirledi. Partililerden helallik istedi ve ardından açıkladı. 30 Eylül'de 4. ve son kez genel başkanlığa aday olacağım dedi. 4. ve son kez genel başkanlığa aday olacağım. Evet, alışık olduğumuz bir senaryo yine. Ha, işin şöyle bir durumu var. Erdoğan için gerçekten bir final olabilir mi? Evet, doğal durumlar da var. Erdoğan artık yaşlı bir adam. Ama video boyunca şuna dikkat çekmek istedim. Bu çok duygusal bir açıklama değil. Bu yine son derece politik bir açıklama ve ben bir final açıklaması olarak görmüyorum. Gitmeden katıl butonunu güncelledim. Artık katıla özel canlı yayınlar gelecek. Aynı zamanda sorularınızı yanıtlayacağım. Açtığım diğer canlı yayınlarda chat'e dahil olabileceksiniz. Eğer ilginiz varsa kontrol etmenizi tavsiye ederim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Kendinizi iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.